Başkanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Başkanım yakın zamanda bir kongreniz var. Kongreye kimler gelecek? Kaç delegeniz var? Kişi sayısı kaç? Bunları sizden bir öğrenelim. Evet, biz öncelikle teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz ve buraya kadar geldiğiniz, zahmet ettiğiniz ayaklarınıza sağlık. Çok çok sağ olun, var olun. Biz daha evvelden kongre kararı almıştık Ocak ayında. 16 Şubat 2020 Pazar günü Allianz Düğün Salonu'nda, hem de bu vesileyle tekrar söyleyeyim, Düğün Salonu'nda saat 10'da kongremiz, ikinci olağan kongremiz üniyetçisi olarak başlayacak. Kongremize katılan delegelerimiz, şimdi bizim üye sayımıza göre bu belirli, şu anda net olarak 317 bildiğim kadarıyla son şey rakam. Tabii ki bu bazı şeylerden istifa durumları falan oluyor, şu oluyor, bu oluyor, katılımlar oluyor, değişiyor. 317 şu anda katılan delege sayımız. Bunun bu tabii ki kongrede ilçe yönetimi, ilçe yönetimi hem asil hem yedek olarak belirlenecek. Bir de il delegesi şey yapılacak. İl delegesi de bizim partimizin il delegesi 90 civarında. İl delegemiz asıl olarak seçilecek, belirlenecek aynı gün. Tabii ki kongreye katılım için biz bu vesileyle de bütün partilileri, aynı zamanda üyeli bütün hemşerilerimi aynı gün kongre salonuna davet ediyorum saat 10'da, pazar günü. Dışarıdan katılanlarımız, dışarıdan derken genel merkezden da hepsini davet ettik, katılımlar olacak ama şu anda genel merkezin çalışmaları çok olduğu için araya programlar giriyor. O programlara da uymak zorunda oldukları için yani tam netleşmedi. Yarından sonra o netleşecek, bize bilgi verecekler. Tabii ki bu arada bizim gene aynı şekilde işte Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız falan katılmayı düşünüyor. İl yönetimi, ilçelerle beraber aynı zamanda kurucu, ildeki kurucu üyelerimiz, çevre illerinin başkanları, İYİ Parti il başkanları bu şekilde hep davet ettik, katılmayı düşünüyorlar. Peki. Çok teşekkür ederiz başkanım size. Aynı zamanda isterseniz şunu da söyleyeyim. Bu biz kongre kararı aldıktan hemen sonra ben başkanlığımı ilan etmiştim. Yani başkanlığa aday olacağımı söylemiştim arkadaşlara. Yönetimde de bunu bir iki defa şey yaptık, açıkladık. Tabii ki son zamanda şimdi iki arkadaş olduk. Bir arkadaşım daha var. O da emekli öğretmen. Aynı beraber o da çıktı son iki haftadır. Şimdi iki kişi olarak şu anda bu yarışı götürüyoruz. Tabii ki bu bir demokrasi mücadelesi. Bu bir demokrasidir. Hatta bizim için bir toydur. Yani bir şenliktir yani. Daha hareketli, daha güzel, daha verimli olacak. Ama bizim amacımız şu. Her şey İYİ Parti'ye yönelik olması gerekiyor. Her şey İYİ Parti için olacak. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bunun elbette ki bir ipi göğüsleyeni olacaktır. Bu kongre sonucunda birisi ipi göğüsleyecek. Ama bunun kazananı kesinlikle o kişiler, yani ben ve arkadaşım değil. Bunun kazananı partimiz olacaktır. Çünkü bu bir demokrasi şölenidir. Burada küskünlükler, darınlıklar, hiçbir şey olmayacak. Kim kazanırsa kazansın, ipi göğüsleyenle beraber ertesi günü pazartesi 17 Şubat pazartesi günü parti binamızda, biz buraya evimiz diyoruz, parti binamızda değil, parti binamızda hep birlikte bu İYİ Parti için mücadelemize devam edeceğiz. Benim bu yani birlik beraberlik olarak hiçbir şeyimiz olmayacak. Bu tür seçimlerde genellikle bu çok olur. Hani kaybeden küser, şöyle olur, böyle olur. Bizim partimizde bu olmayacaktır. Biz bunu çok ilkler yaptık. Ünye'de, orada, Türkiye'de çok ilklere, ilk olan şeylere imza attık. Buna da Ünye'de imza atmak için elimizden geleni yapacağız. Her şey partimiz için olacağı için inşallah bunu da başaracağız. Böyle görüyoruz. Ben çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Aynı gün sizleri de basın olarak bekliyorum. Bu gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.